her şey yeni videodan. Hepinize selam. Duş aldım. Aslında saç dikim yok ama bunları sürekli arka yapmam lazım. Bugün Victoria ile beraber bir hafta sonunu çekeceğim. Aslında bugün cuma ama ben hafta sonunu cumadan açıyorum. Ama hep şikayet ettim bütün kış. Odam çok soğuk ki. Bunun ışığı niye böyle? Sabahın köründe arkadaşlar bütün güneş... Of, oğlum ya. Bütün güneş odanın içine böyle giriyor. Öbür taraf da öyle. Benim uyutmadı. Sabahın köründe gidildi falan. Yatağımı yaptım. Tadam! Hayatta normalde yapmam da. Bugün önce denize gideceğiz. Denizleri kapatmışlar abi. Virüsler, mürüsler mi varmış? Bakteri mi varmış? Bu arada bunu alalı bir hafta oldu. Bu hormon almaya başladım ama galiba güzel bir şeyler yapmaya başladı vücudumda. Öyle hissediyorum. Eski yorgunluklardan pek bir şey kalmadı. Çok da enerjim yine de çok iyi değil ama mesela bacaklarımda falan ağrılar var, bu onlar kalmadı. Biz denize gideceğiz. Ondan sonra yemeğe bir şeyler yapacağız yani. Hafta sonunu vloglayacağım. Valizleri indir anca daha bitiremedim yani. Anca bitirdim de üstüm başım her şey kırışık kaldı artık bir... Bir ay boyunca bütün çektiğim videolarda büyük ihtimal başıma her şeyi de kırışık göreceksin. Güzelliğine bakın ya. Güneşli. Arkadaşlar alışık değiliz. Sabah kalktım, bilgisayarım 17 derece bulutlu gösteriyordu. Yazık, bilgisayar da kafa yedi. Yavrum ne yapsın? Şuna bakar mısın? Bugün hava 31 derece Berlin'de. Berlin! Mahvettin lan bizi Berlin. Ders çalıştım. Yani kendimi çok çalışkan gördüm. Yapacak bir şey yok sonra. Şimdiden çalışmazsam biraz havalandıralım da. Dışarı çıkmadan bir şeyler pişireceğim. Allah'ım şu havaya bakın ya. Güneş gören masum köylü. Çamaşırları açtım bir yandan buraya. Şu mutfağa bir yandan yemek hazırlıyorum arkadaşlar. Hep dışarıda saçma sapan salak şeyler yiyoruz. Burada birazcık bir hazırlık yapayım dedim. Ders çalıştım. Uf, fokur. Birazcık makarna yapalım ya. Aa, çok güzel. Sonunda çıkıyoruz. Burada her şey elektronik biliyorsunuz. Pıt yaptı. Kapandı. Şimdi aynısını bir de asansörde olması lazım. Asansörde beni beklemiş. Şimdi bunu da önce bir tıklamam lazım. Aha çalıştı. Aşağı in. Vallahi doğru yaptım. Ne kadar çok tişörtüm var renkli, hiç beni kullanmadığımı fark ettim ya. Ne kadar saçma bir şey ya. Neyse artık böyle sarılı, mavi, kırmızı hepsini giyeceğim. Açıl sasam açıl. Şimdi buradan bisikletimizi almamız lazım. İşte Berlin'de yazı sevdiğim birkaç nedenden biri bu. Yeşil. Abi yeşil şu mod çok hoşuma gidiyor. Bunu ben hediye aldım arkadaşlar Victoria'ya. Hast du dir gut gefallen? Ja. Ja, ne? Kuşadası'ndan aldım bunu. Tam ölçüsüne göre almışım ya. Bleib mal so. Sırtını göstereyim. Vay! Abi göz... göz zevkim çok iyi ya. Etiketler gözükmesin baksana. Tam ölçüsünü almışım kızın. Zuerst hat mein Mutter das ausprobiert. Aa, ja. Annemin üstünde denedik bunu. Ölçüleri tutmuş. Tamam. Kaçırdık. Görüyor musunuz arkamda bembeyaz gözüküyor ya ışıktan. Burası şey. Schlachtensee. Abi Victoria'nın bugün var ya hiç şey yok, hiç keyfi yok kızın. Çok çalışmış. 2 haftadır çok çalıştırıyorlar. Bunların iş yerinde bir tane çalışan zıtbıt krank alıyor abi. Yani hastayım diye rapor alıyor. Kadın rapor aldığı için de bu kadının işlerini Victoria'ya falan yıkıyorlar. Ve kız 2 aydır falan kafayı yiyecek yani. Neyse. Bebişim bugün çok yorgun. Yeşil yeşil olunca ne kadar güzel. İnsan psikolojisine. Ne kadar eski ağaçlar. Aa gerçi şey duydum. Bu ormanları galiba sonradan yapmışlar. Yani orijinalinde böyle yokmuş. Yanlış hatırlamıyorsam 2. Dünya Savaşı'ndan sonra mı ne? Bunun böyle ekim çalışmasını yapmışlar. Ondan sonra işte orman bu hale gelmiş böyle. Ama güzel yapmışlar. 2. Dünya Savaşı bir sen nereden baksan kaç sene geçiyor yani. Arkadaşlar çok büyük bir hayal kırıklığı oldu ya. Hava çok kötü. Arkamda gördüğünüz gibi. Şey ayaklarım
ayaklarımın biraz kurulanmasını bekliyorum. Buradan tuvalet bulmamız lazım. Burada bir tane tuvalet yapmışlardı. Şimdi doğruya doğru tuvaleti çok saçma bir yere koymuşlar. Baya şöyle göstereyim. Görüyor musunuz? Ormanın içine doğru gidiyorum. Yürü yürü de bitmiyor. Ya bu öksürükler ne zaman bitecek abi? Sigarayı bıraktım. 2 sene oldu. Alkolü bıraktım. Ne bileyim şu hastalıklar falan da geçti. Aşıyı da oldum. Daha gerçi ikincisini olmadım ama. Aşağı indim ya, size birazcık manzarayı göstereyim. Burada bir tane köprü var. Daha öncesinde bir kere buraya gelip çekim yapmıştım. Bir tane manyak vardı, millete laf atıyordu burada. Böyle. Köprünün üstündeyiz. Çok yani bugün kötü. Doğruya doğru. Karşıda insanlar falan yüzüyor. Biz daha bu taraftayız. Bugün su falan berbat ya. Burada da parazitler varmış ama bize denk gelmedi. Victoria'nın gözlüklerini taktım. Chats mi ya? Biraz değişik oldu stilim. Hıps. Dann habe ich einen Kuss verdient. Değişik oldu bu gözlükle böyle stilim falan. Wow! Wow! 1990'ların 70'lerin şeyi gibi oldum bu gözlükle. Buraya doğru bunlar güneşten çok korumuyor. Bayağı bir şey yedik ya. Bak şimdi size yediklerimizi göstereyim. Şurada yumurtalar falan. Yumurta, beyaz peynir, domates. Bayağı böyle önümüzde Türk kahvaltısı yaptık. Tabii kolayla beraber. Bu geldiğimde tuvaleti bulabildim. Bak şu. Bu. Kadınlar girişi, erkekler girişi de. Ama içerisi var ya, hapishane gibi yemin ediyorum. Tuvalet yazmasalar buna tuvalet olduğunu anlamazsın. Işık da yok. Böyle. Buraya yapıyorsun. Herkes yan yana yapıyor. Yok öyle, benimkini görürler mi ederler mi utanma falan. Millet diziliyor burada açıkta. Yapıyor. Çok da kötü kokuyor. Böyle buna lan, böyle zindan gibi. Ah, acayip hissedik kokuyor. Abi böyle ormanın içinde, yani direkt doğayla birebir. Hiç kafe mafe hiç öyle bir şey koymamış adamlar. Ormanın içinden geliyorsunuz. Sahil de yok. Havlular mavlular, oraya yürüyorsunuz. Böyle kocaman bir göl. Ve her tarafı ormanlarla çevrili. Abi nasıl uykum var? Daha buradan ya dans etmeye gideceğiz ama. Arkada Victoria doyuyor. Of! Akşam oldu ya. Abi ne çürüktük. Ama Victoria'da da kaktüs var. İkimizin de odasında şimdi kaktüs. Duşmuş da aldık, hazırlandık da. Victoria şimdi duş alıyor. Abi salsa malsa dedik de bir gaza geldik de bayağı yorulduk biz ya. Deniz de hiç güzel değildi yani, doğruya doğru. Yani işte Kuşadası'na geldim ya tatile. 2 hafta abi her gün kadınlar denizi, kadınlar denizi, kadınlar denizi. Denizi sıfır, büfeler falan. O denizden sonra göl. Aşırı moral bozucu arkadaşlar ama yok. Yani burada da bu mal bu diyorlar ya. Bakalım, yine de yorulduk ya, hiç yüzemedik de yani. Nasıl yorulduk hala anlamadım ama. Doğruya doğru yaşlanıyoruz artık. Abi saat 12 oldu, çıkamadık. Victoria'nın ceketini aldım. Wow. Naz. Miyazıya good. Vallahi kızın ceketi bana çok güzel oldu ya. Tam diyor teknocu kızlar gibi oğlum. Beyaz mavi siyah. Ready for breakfast. Du bist ready for techno und ich? Alternatif. Ya. Ben tam alternatifçi oldum yeah. Abi. Yeşile beyaz, altta siyah cin, mm-hmm. Siyah. Good pass. Ya o kız ne kadar harika bir şey ya. Vallahi nasıl bir kahvaltı hazırlamış.
Yani bize tabii ki ikimize yani. Yumurtalar da burada hazır. Kahvemiz de burada hazır. Bakın arkadaşlar bunları Türkiye'den getirdim. Victoria'ya hediye olarak. Bunu da ben getirdim. Şunu da Kuşadası'ndan almıştım. El yapımı. Bak kullandı hemen. Arkadaşlar sohbet zamanı. Bir yandan şöyle en sevdiğim pizzayı aldım. Pizzayı hazırladım. Yanına bir tane kola açacağım. Kusura bakmayın çünkü zaten sağlıklı beslenim geçen hafta. Biraz artık böyle kola pizza falan özlemişim. Arkası falan dekor değil ha, daha yarım yamalak taşındım. Daha yerleştirmediğim şeyler var. Öyle bir koyuverdim. Daha aşağıda aslında kitaplar var. Siz hepsini görüyorsunuz da neyse bu konu dışı. Biraz sohbet etmek istediğim bayağıdır. Sizinle sohbet etmediğimi fark ettim. Vloglarda bile hep böyle sadece yaşanan süreçleri çekiyorum. Oradan oraya hep koşturma bisiklet üstü falan filan. Biraz böyle sohbet olsun istedim. Maalesef iş başlıyor, iş başı yapacağız. Maalesef diyorum çünkü bu tatil bana yetmedi yani. 3,5 sene sonra ilk defa Türkiye'ye geldim. Vallahi süperdi tatil, bombaydı. Hep kadınlar denizine gittim abi. Plajı böyle sıfır yerdi falan. Büfecilere söyledim, dedim ki bak şezlonga ben para vermeyeyim. Ben düzenli geleceğim. Hani böyle masayı kapatıp da bir kola içip de 3-4 saat de geçirmeyeceğim. Dedim yemeğimi de yiyeceğim, tatlıyı da yiyeceğim, içeceğim falan. Arkadaşlarım geldiğinde, babam geldiğinde onları dedim ben ısmarlayacağım, şey yapacağım. Hani dedim yani beni böyle strese koymayın. Hani yiyip içeceğim ama şezlong olarak kullanayım sizin masanızı. Anlamadılar ne demek istediğimi. Neyse bir baktılar ilk gün. İşte bunlardan pizza sipariş ediyorum. Denize giriyorum, geliyorum. Eşyalar duruyor bir yandan. Sonra bir şey içiyorum, kola içiyorum. Üstüne tatlı matlı falan filan. Sistemi çözdüler abi adamlar da. 2-3 gün sonra baya güzel. Oradaki esnafla güzel anlaştık yani. Tatil bomba geçti. Taşındığım yere alıştım. Çok mutluyum arkadaşlar. Çok sıcak, atmosferi de güzel, bembeyaz, her şey zaten yeni yapıldı. Yani oda videosu gelecek, onu detaylı bir şekilde çekeceğim. Dün partiden sonra geldik, ben bayağıdır içmemişim. Yani bayağıdır içmiyorum zaten sigara. Bir dakika ya, bir yandan pizza hazırladım ama yemeği unuttum. Of, acılı. Evet. Bayağıdır içmeyi bıraktım tabii. Biliyorsun sigarayı da bırakalı 2 sene oldu artık. Sağlıklı yok be. Mecbur kaldım yani, bir yandan baksana. Masamın önünde bile şey, Hashimoto'dan dolayı ilaçlar her yer. Mecbur, artık mecbur iyi bakmak zorundayım kendime. Çok içmişim, neyse onu diyordum. Mahvoldum abi, dağıldım bugün. Yani sabah kalktım ki bugün de 30 dereceydi Berlin'de hava. Buz gibi, yataktan çıkamıyorum. Neyse Victor da çok güzel kahvaltı falan hazırlamış kız ama doğru, çok iş tadını çıkartamadım yani. Bir an önce buraya geldim. Pazartesi iş başı, bir yandan bir tane matematik pedagoji ödevi yazıyorum, tamam mı? Matematik pedagojisiyle ilgili bir şey. Abi yazarken hem şunu fark ettim, yani bu var ya üniversitede öğrendiğimiz şeylerin yemin ediyorum hiçbir getirisi yok. Yok yani, hani ben müzik öğretmeni olacağım ama matematik pedagojisi okuyorum ve hani okuduğumuz... Ağzım sulandı arkadaşlar, bir saniye. Abi tamam, araştırma akademik şeyler güzel de ben... Akademisyen olmayacağım yani. Olmak da istemiyorum. Mesela şimdi çocuklarla fark ediyorum müzik dersinde. Yani o öğrendiğim bilginin bana gerçekten yani %1'ini ya kullanıyorum ya kullanmıyorum. Hep teorik. Yani çok fazla teorik öğreniyoruz. Pratik abi çok az. Yani Türkiye'de nasıl olduğunu bilmiyorum. Ama burada böyle bir problem var yani. Zaten öğretmenlik okumak da çok zor. Bu arada bir speaker aldım arkadaşlar. Muhteşem bir fiyatı. Tamamen şans. Size bir göstereyim. Şu. Şimdi çocuklarla derste bir böyle dans projem var. Bizde bir profesör vardı geçen bu yaz, bize çok böyle dans, değişik kültürel motifler falan gösterdi. Projenin de amacı şuydu. Hani Berlin çok göç alıyor ya, burada çok fazla bazen bir sınıflara giriyorsun. Bir tane Alman öğrenci olduğu sınıflar var. Böyle sınıfın %98'i 99'u yabancı, sadece tek bir çocuk Alman falan. Dolayısıyla çok farklı ülkelerden işte demek istediğim insanlar olduğu için Bulgarı olsun, Rusu olsun, Türk, Arap, işte ne bileyim ya, işte aklınıza gelecek bütün ülkelerden yani. Çocuklar böyle daha iyi kaynaşabilsin falan, farklı kültürleri anlasın diye. Ama uzattım yani, neyse işte. Öyle bir dans projesi yani. Onun için bana speaker lazımdı. Bu speaker normalde 168. Şu kamuflajı da 148'di. Biraz daha uzun. Abi renge göre fonksiyon hepsi aynı ama bazı renkler daha pahalı. Bana çok saçma geldi bir yandan ama neyse. Bunu adam bana dedi ki, ben de kafam karıştı. Adama dedim ki ya biri 168, biri 148, bir de bundan bir ucuz daha var. 128 ama hepsi aynı marka, aynı firma. JBL zaten speaker'da en meşhur olan arkadaşlar. Adam dedi ki işte sırf renkten kaynaklanıyor falan. Renge göre fiyatı değişiyor dedi. Ben de öyle mi falan. Almak istiyor musun bunu dedi. Dedim düşünüyorum. Almak istersen bana gel. Sana dedi ben bunu 90'a yapacağım. Dedim
Dedim yanlış mı anlıyorum ya, 148 yani 150 euroluk şeyi adam bana 90 euro yapacak falan. Hık falan diye kaldım, dur düşüneyim dedim. Adamdan uzaklaşırken dedim ki ulan şimdi dur bu çalışan bir daha bunu bulamam dedim ha falan. Adamın yanına gittim. Dedim tamam almak istiyorum 90'a, doğru mu anladım seni dedim. Evet dedi, istiyorsan garantiyi çıkartalım 2 senek içinden 19 euro. Sana dedi bunu şey 70'e vereyim. Dedim yok garanti kalsın ne olur ne olmaz arkadaşlar. Bu arada 20 saat dayanıklı ve abi su geçirmez. İnanılmaz bir şey. Millet bundan suyun içine atlıyor ya. Yani ne manyaklar. Neyse ben öyle bir delilik yapmayacağım da. Demek istediğim çocuklarla dans projesi için böyle bir şey almam lazımdı. İş başı geliyor. Hiç hazır değilim daha. Bir yandan işte ödemedir de yazıyorum. Okullar açıldı. Yapacak bir şey yok. Yeni öğrenciler var. Yeni organizasyonlar falan var. Şey biraz strese girdim. Açıkçası bugünü kaybettim. Böyle oluyor bende. Mesela diyeyim ben bugünü şöyle planlamıştım. Tamam Victoria buluşacağız falan. Akşam işler yaparız. Sabah kalkarım bir kahve içerim veya kahvaltı yaparız. 12'de evde olurum. Yani bugün ya 12'de evde olacaktım. Kendi kafama göre bir ders çalışma planım vardı. Çalışma planı yapacaktım. Bir de işte çocuklar için dansmas falan bazı hareketleri kendi öğrenmem lazım. Çocuklar da çok fena şimdi. Şimdi öğretmen bakıyorlar böyle. Bir de şimdi yeni öğretmenim ya, genç öğretmen falan. Bakıyor mesela sen daha kendine emin değilsin. Ne yaptığını bilmiyorsun falan. Seni bir daha ciddiye almıyorlar. Çocuklar çok fena yani emin olman lazım kendi ne yaptığını. Şöyle baktığında ha bu ne yaptığını biliyor, tamam sesimi çıkarmayayım şeyi olması lazım. Saygısını düzgün kazanman lazım, öbür türlü burada Türkiye gibi de değil. Öyle hot hot böyle bağırma çağırma falan öyle yani şeyler yapamazsınız. Yapanları zaten çocuklar ciddiye almıyor, öyle bir sistem yok yani, öyle bir nasıl söyleyeyim, öyle bir kültürel öyle bir atmosfer yok ya yani, anlatabiliyor muyum? Dolayısıyla çocuğu hem ikna etmeniz gerekiyor yapacağınız şeyle ilgili, hem de çocuğun onu sevmesi gerekiyor. Beraber mesela diyelim dans mı yapacaksınız, onu ikna etmen gerekiyor. Güzel müzik seçmen gerekiyor, güzel bir dans bulman lazım. Çocuğu ikna olmazsa burada yok, yapmıyor. Kolay değil yani çocuklara çalışmak. Ama seviyorum ya, çocuklar çok enerjik yani. Bana iyi geliyor. Ya da en azından şimdi, daha yeniyiz ya. Belki de bilmiyorum, belki 10 sene sonra. Çok hazırlık yapmam lazım arkadaşlar. Yani birazcık stresi girdim bugün. Sonra dedim Çağlar oğlum yapma lan, alt tarafı. Bir gün kafana bir şey koydum. Hani bak şey çok kötü. Ben onu çok yapıyorum. Eskiden de yaptım, onu fark ediyorum. Yani mesela planı koydum kafamda ama istediğim gibi mesela yapamadım ya. Abav beni bir strese sokuyor. Böyle kendimi suçluyorum. Allah dönmüştü olmadı falan. En kötü senaryoları falan kafama lan. Senaryos yani hani ne olabilir ki yani. Ertesi gün ne bileyim 5 saat çalışacağına 7-8 saat çalışırsın falan filan yani. Çok da bir şey olacağı yok. Ama işte böyle bir gerilim yaşıyorum. Son dönem onu fark ettim. Onu biraz değiştirmeye çalışıyorum yani. Hani planladığım gibi gitmese bile olaylar biraz rahat kalabilmem lazım yani. Bunu kendime bir şekilde biraz yeni yeni ben de yavaş yavaş öğreniyorum doğruya doğru. Ya yani böyle arkadaşlar anlatacak çok şey var. Çok videolar da birikti. Bir dakika mesaj geldi abi, şu telefonu kapatayım. Böyle eğer kanala abone olmadıysanız abone olursanız sevinirim arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.